Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiati amalina. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bugün kardeşler, özellikle tıp ve sağlık üzerinden bazı hadisler nakledeceğim. Muhtemelen ilginizi çekeceğini düşündüğüm, özellikle bu rukye ve hacamat konusunda biraz değerlendirmeye tabi tutacağım. Çok fazla yaygınlaştı. Hatta tabiri caizse bir sektörel pazara bile dönüştü. Yani maalesef demeli miyiz? Bence demeliyiz. Şimdi Resulullah Aleyhisselam İnsanların kul olmalarında, Allah'a kul olmalarında bizim için bir rehber, rol model, önder, örnek, üsve-i hasene ve Kur'an ifadesiyle hulukun azim, yani muhteşem, muazzam bir ahlak üzerine olan bir şahsiyet. Gerek Kur'an-ı Kerim'in indiği süreç ve toplum, gerekse o toplumun yaşamış olduğu hayat üzerinden inen vahiy ve Resulullah Aleyhisselam'dan nakledilen haberlere baktığımızda, hani sıkça tekrarladığımız bir husus vardı. Her ayet için olmasa da eğer bir Kur'an ayetinin esbab-ı nuzulü var ise, o nuzul sebebi o vahyi doğru anlayabilmemiz, iyi anlayabilmemiz açısından önemli bir kriterdir. Her hadis için olmasa da nasıl ayetlerin esbab-ı nuzulü varsa bir kısım hadislerin de vürut sebebi vardır. Yani Resulullah Aleyhisselam neye istinaden söylemiştir? Hangi şartlarda? Yani bir soru neticesinde midir? Münferit midir? Şahsa münhasır mıdır? Umuma mahsus mudur? Ya da geçici süreliğine midir? O an kişinin üzerinde bulunan bir eksiklik, bir zaafın tedavisi üzerine midir? Mesela Allah Resulü Aleyhisselam'ın bazen çok istisnai olarak yaptığı ameller var. Mesela biz bunu sünnet olarak görmeyiz. Ama Resulullah'ın hayatının içerisinde işlenmiş olan bu amelin bir mümin zorda kaldığı vakitte yapabileceğine dair bir işarettir, bir emarettir. Yani zihinde soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Normal şartlarda Resulullah Aleyhisselam mukimken namazları cem etmemiştir, tavsiye etmemiştir. Namazların cem edilmesi, birleştirilerek kılınması seferilik haliyle alakalıdır. Bizim kanaatimize göre de sünnettir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam'ın istisna olarak Medine'de mukim olduğu vakitte de bir kere bir rivayet Abdullah İbn Abbas kanalıyla gelmektedir yanlış hatırlamıyorsam. Namazı cem ettiği bahsi de vardır ama bakın bu istisnadır. Yani buradan bize bir aslında Allah Resulü bir şey öğretiyor. Yani artık başka yapacak hiçbir şeyiniz kalmadı. Güncelliyorum. Trafikte kilitlendiniz, sıkıştınız. İki namazı üst üste kılmamak gerekiyor. Namaz müminlere vakitli olarak farzdır. Eğer namazın kaza kavramını çok kullanmak istemiyorum, bir diğer vakite sarkma durumu söz konusuysa o zaman işte istisnai anlamda cem yapılır. Bu zarurettir. Örnek, sadece konu doğru anlaşılsın diye söylüyorum kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu toplumun sosyo-demografik kültürel yapısına baktığımız vakitte
Mesela diyor ki biz ümmi bir topluluğuz diyor. Hesap kitap bilmeyiz diyor. İşte muhtemelen Ramazan'a yakın başlayacak tartışmalar. Hilali gözetleriz diyor. Göremediğimizde Şaban'ı 30'a tamamlarız diyor. Sonra işte birileri çıkıyor diyor ki bu Allah'ın sünnetullahının bir yasasıdır. Bir değişim olmaz. Hatta Er-Rahman suresinde de buna yönelik bir ayetin yorumu yapılır. Ve bu bir tartışmaya dönüşür. Biz tartışmaya dönüşmesi taraftarı değiliz. Yani özetle şu. Resulullah aleyhisselam o gün o toplumun içerisinde yaşarken her konuyu herkesten en iyi derecede biliyor anlamına gelmiyordu. Yani ben bunu söyleyince din ve devleti ayırmak anlamında bir söz değildir. Yani bazen iş öyle bir noktaya geliyor ki mesela bir insan Resulullah Aleyhisselam'dan tarımı, hayvancılığı, tıbbı daha iyi bilebilir. Bu Resulullah'ın risaletine, şahsiyetine halel getirmez. Ama hiçbir kimse Resulullah'tan Allah'ın dinini daha iyi bilemez. Hiçbir kimse Resulullah'tan daha emin ve güvenilir olamaz. Hiçbir kimse Resulullah'tan daha ahlaklı olamaz. Çünkü kaynak o. Vahiy onunla bize geliyor. Yani mücessem, müşahhas. Onun için Allah'a ve ahiret günü umanlarda Allah'ın Resulü'nün güzel örnekliği Allah tarafından zikredilmektedir. Yani her konuda mutedil bir anlayışa, tavra, duruşa sahip olmamız gerekiyor. Sık sık hatırlatıyorum, özellikle Sufi gelenek, muharref gelenek, tarikatlarda çok yaygın bir anlayıştır. Yani yarı ilahlaştırılmış bir Resul vardır. Ve sürekli bu yönüyle dine hep ilaveler, eklemeler, ulamalar yapılmıştır. Yani sanki haşa Allah Azze ve Celle dini eksik bırakmış, Resulullah bazı şeyleri tam öğretmemiş de birileri oralara sürekli ne yapıyor? İlaveler yapıyor. Bu ifrattır. Bu dine eklemedir. Oysa ki dini Allah tamamlamıştır. Maide suresi 3'te bitmiştir din. Onun için hiçbir müctehit alim bile müstakilen bir görüşü ibadet haline dönüştürtemez. İbadeti belirleyen Allah'tır, öğreten de Resulullah'tır. Vahiy bir işin neden yapılması gerektiğini öğretir, Resulullah da nasıl yapılması gerektiğini öğretir. Kur'an'a ve sünnete bakış açımızdaki temel yasa bu olması gerekiyor. Temel anlayış bu olması gerekiyor. Tabii her ifrat tefritini doğurmuştur. Her uç görüş, her rigid rakibini, muhalifini doğurmuştur. İstisnasız hep böyledir. Yani müşebbihe mücessimeyi doğurmuştur. Cebriye kaderiyeyi doğurmuştur. Hariciye mürciyeyi doğurmuştur. Zıddıyla kaim oluyor. Her konuda denge, itidal, vasat Kur'an'ın ifadesiyle. Bu yönüyle baktığımızda Allah Resulü aleyhisselam doğal olarak insanların yeme, içme, giyinme, kuşanma, barınmayla alakalı Allah Azze ve Celle'nin kendisine öğrettiği, tabi burada yaşadığı tecrübeleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani sonuçta Allah Resulü hayatın içerisinde gelen bir şahsiyet. Yani aristokrat, böyle politbürolarda yaşayan, toplumdan kendisini soyutlamış bir şahsiyet değil. Yani hayatın içerisinde ve hatta sahabesinin minimum en asgari şartlarında nasıl hayat yaşıyorsa Resulullah Aleyhisselam da öyle bir hayat yaşıyor. Yani sınıfsallaşma yok. Kur'an'ın ana ilkeleri üzerinden yürüyor. Her şey, her şey. Bilal sen köle olarak geldin, bizim arka sınıfımıza geç, arkalarda dur yok. Resulullah'ın yanında müezzini oluyor. Resulullah'ın, Mescid-i Nebevi'nin, sahabenin müezzini oluyor. Ümeyye bin Halef'in çöpe attığı, yani bunu tabir olarak kullanmıyorum, gerçekten öyle. Yani bu işe yaramaz diyor. Çöpe atıyor, işkenceden artık ölme noktasına geliyor.
Ümeyye bin Halef efendisi konumunda. Ebu Bekir radıyallahu anh bu halde para vererek alıyor, hürriyetine kavuşturuyor ve İslam ümmetinin safına geliyor ve sabikundan oluyor. Ama müşrik kafa bunu anlamıyordu. Yani beni bununla eşitleyeceksin öyle mi diyor. Beni bununla eşitleyen, hatta müminlerden durumları, konum, statü, ekonomik olarak iyi olmayanları Yahudi ve müşrik kafa ne diyordu? Süfaha diyordu. Süfaha sefihin çoğuludur. Yani ahmak, yani ayak takımı, yani akılsız. Böyle. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Asıl sefih olan, süfaha olan sizlersiniz. Yani malınız, mülkünüz sizi sefihlikten kurtarmıyor. Kazandığı ona bir fayda sağlamadı diyor ya, işte bu. Statüsü ona bir fayda sağlamadı. Konumu, etiketi, ünvanı. Çünkü onları Allah için elde etmedi, Allah yolunda kullanmadı. Kölelik bir sıfat mıdır? Bir etiket midir? Bir ünvan mıdır? Onun için Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu ana ilke inne ekremekum indallahi etkakum ilkesidir. Bu yönüyle tabi doğal olarak insanların yaşıyor ve insan beslenmeye ihtiyacı var. Bakın bunlar hep Hacet-i Asliye'dir. Yani bir insanın beslenmesi, giyinmesi ve barınağı, barınacak bir meskeninin olması Hacet-i Asliye'dir. Onun için bir kimse, mesela bir eş, baba, eşinin ve çocuklarının barınma, yeme, içme ve giyinme ihtiyacını mutlak anlamda karşılamak zorundadır. Bunu bilinçle Allah için yaparsa karşılamak zorunda olduğu bu husus, yapmak zorunda olduğu bu eylem ibadete dönüşür. Allah diyor ki sadakadır. Kişinin kendi ev hanesine yaptığı harcama sadakadır. Yani zaten harcayacaksın. Lan başıma bela oldun, siz olmasaydınız böyle olmazdı. Kahrederek veriyorsun, musibet oluyor. Şükrederek verince nimet oluyor. Hatta sadece aile için mi, ihtiyacı olan bir kimsenin ihtiyacını görmek, o ihtiyacı gören kişiye Allah'ın o kişiyi nimet olarak getirmesidir. Sen benim Allah katında ecir kazanmamın sebebisin, vesilesisin. Buradan bakarsan işi görürsün. Tabii kardeşler, sıhhat insanın gerçekten farkına varmadığı, belki imandan sonra en büyük nimettir. Yani kaybettiğiniz bir sıhhati geri kazanabilmek için bütün servetinizi harcarsınız. Sıhhatiniz yoksa, afiyetiniz yoksa sahip olduğunuz hiçbir şey size huzur vermez. Gerçekten böyledir. Fransızlara atfedilir bir söz vardır. İnsanların çoğunluğu para kazanmak için sağlıklarını kaybederler. Sonra kaybettikleri sağlığı geri kazanmak için kazandığı parayı harcarlar. Yani bir paradoks. Biraz buna benziyor. Onun için sıhhat çoğu insanın farkına varamadığı bir husustur. Ama oysa ki en büyük nimetlerden birisidir. Mesela hastalık aslında imtihan olmakla birlikte kula farkına varırsa nimettir. Bak talep edilmez ama gelince sabredilir. Savaş istenmez, kişinin hoşuna gitmez ama yeri gelince kişiye farz olur. Sadaka mal verince zahiren eksildiğini zannedersiniz ama aslında verdikçe çoğalır ve sen neyi Allah'ın yolunda veriyorsan o senin olmuştur, veremediğin senin değildir. Her şey de böyledir.
ilmi Allah yolunda elde ettiğinde eğer onu Allah yolunda kullanmamışsan bu bir bilgi dokümantasyonudur. Flash belleksin ama bunu Allah'ın yolunda kullanırsan bu seni Allah'a yaklaştırır. Sahip olunan bazı şeylerden Allah'a sığınmak gerekiyor. Allahümme inni auzu bika min ilmi la yenfa'u. Resulullah Aleyhisselam böyle dua etmiş kardeşler. Ya Rabbi, faydası olmayan ilimden sana sığınıyorum. Kabul olmayan duadan, korkmayan kabul kalpten diyor. Bak, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, faydası olmayan ilimden sana sığınırım. Tembellikten, cimrilikten, yeri geldiği vakitte korkaklıktan, bakın hep Allah'a sığınılması gereken hususlar. Onun için sağlık bugün dünyada, yeryüzünde, küresel kapitalizminde en önemli varlığını sürdürmedeki iki sacayağından birisidir. Ne acıdır? Silah üretirler insanları öldürmek için, ilaç üretirler insanları sözde iyileştirmek için. Silah sektörü, sağlık sektörü kimyasal bir alandır aslında genel anlamı itibarıyla, yani kapitalizmin mantığında. Yani ilaç ve silah sanayi varlığını sürdürürse kapitalizm ayakta durur. Bunların birisi yere düşürülse kapitalizm çöker. Onun için şu an dünyada en fazla yatırımın yapıldığı, en fazla paranın harcandığı, en fazla sömürgenin kullanıldığı, en fazla insanların üzerinde tedhiş haline, terör haline dönüştürülen husus bu iki sınıftır, bu iki olgudur. Bakın kardeşler, adam önce hastalığı üretiyor, sonra o hastalığı tamamen iyileştirecek ilacı üretmiyor. Ne yapıyor? O hastalığı biraz durduracak, o hastalığı tamamen gidermeyecek dozda üretiyor. Şimdi birazdan hadisler zikredeceğim. Resulullah Aleyhisselam şifası bulunmayan tek hastalığı ihtiyarlık olarak zikrediyor. Yani estetikler falan yapılıyor belki ama o da ne kadar tedavidir sizin takdirinize bırakıyorum. Motor çökmüş rektifiye istiyorsa sen kaportayı istediğin kadar çekiçle. Neye yarar? Evet. Şimdi hadislerin başlığında irdeleyeceğim. Şimdi bu hastalıkların giderilmesinde iki yön var. Bir ilaç tedavisi var, bir de rukye tedavisi var. Şimdi rukye, tabii bir de fiziksel hastalıklar var. Son 100 yılda kavramımıza girmiş. Ben hala bunun yerine tam kullanılacak bir kelimeyi bulabilmiş değilim. Ruhsal hastalıklar. Ruh hasta olur mu? Ruhsal tedavi. Ruhu nasıl tedavi edeceksin? Ruh bilimi. Ya mesela psikoloji ve psikiyatri ruh biliminin kolu olarak zikredilir ama inanın ben bu anlama geldiği kanaatinde değilim ama daha makul bir cümle üretilebilmiş değildi. Ruhçuluk, ruhçu anlayış. İşte bu yönüyle baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselam'ın döneminde, ta öncesinde de tabii, yani insanın olduğu yerde hastalık olur. Fakat farkında mısınız? Özellikle sanayileşmeyle birlikte hastalığı insan üretmeye başladı. Yani insanın bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ekini ve nesli fesada uğratıyor ya, aslında bu işte tam bu. Yani GDO'lu ürünler, silahlar, sanayi atıkları, Allah'ın arzında ekolojik dengenin bozulması, hatta ilaç adına üretilen kimyasallar,
bakın istisnasız, hani bu nebevi tıp, doğal tıp diye, alternatif tıp diye, bu küresel kapitalizmin insan sömürüsü üzerine kurduğu alana yönelik bir alan oluşturulmaya çalışılıyor ama propaganda gücü ve ekonomik güç bunların elinde olduğu için buralarda çok fazla bir mesafe kat edilemedi. Şu an adı konulmamış hastalıklar var. Teşhis edilememiş hastalıklar var. Ve sürekli insanı, ekonomik gücü iyi olanları kontrollü hasta ediyorlar. Ekonomik gücü olmayıp hayatın içerisinde üretime katkısının olmadığı insanları da yok etmek istiyorlar. Bir şey deneyecekler. Afrikalı insanların, çocukların, gariplerin üzerinde deniyorlar. Kobay olarak. Bakın, tabii Allahsız bir plan yaptıkları için yaptıkları hiçbir şeyde uzun soluklu bir mesafe kat edebilmeleri hiçbir zaman için mümkün görünmüyor tabii. Fakat aziz kardeşlerim, yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin, mahsullerin, hatta giydiğimiz elbiselerin sıhhatimiz açısından, düşüncemizin şekillenmesi açısından, hatta imanımız ve tavrımız açısından çok önemli parametrelerdir. Geçen Ankara'da programımız vardı. Bir kardeşleri ziyaret ettik. Rahiki Mahdum diye isimle internet üzerinde de satışlar yapıyorlar. Yani herhangi bir ticari ortaklığım olmadığı için kardeşlerimizin reklamını yapabiliriz. Gerçekten Allah razı olsun, çok emek vermişler. Çok samimi ve çok önemli çalışmalar olarak gördüm. Yani öyle şeyler anlattı ki, yani ekmeğin içerisine konulan, affedersiniz, kıllardan, şampuanlardan, erkekliklerin öldürülmesinden tutun arkadaşlar. Kullanılan hemen hemen her üründe biz farkında değiliz. Yani öyle dikkat çekici ve bilimsel şeyler anlattı ki insan donup kalıyor. Hocam dedi, muvahhid insanlar, peki dedi, tamam tevhidi merkeze alacağız ama bu alanları kim gündem edecek? Bu alanlarda nasıl biz mesafe kat edeceğiz? Niye şu an bunların üzerine bir çalışma yok? Şimdi bir ara helal gıda üzerinden bir sektörel bir alan oluşturulmaya çalışıldı. Sonra işte etiketler, tabiri caizse tabelalar, lisanslar verildi. Çok denetleme yapıldı mı? Çok sağlıklı değerlendirme zor. Ben de şunu söyledim. Dedim ki kardeşim bak, bunun üzerine yapın bir çalışma. Bunu gündemleştirelim. Bunu paylaşalım. Uyaralım insanları. Ya şimdi düşünüyorsunuz. Ya bir bebek eğer annesinin sütünde, annesinin ruh halinden bile etkilenerek o sütün bebek üzerinde bir etkisi varsa, peki o zaman Kur'an-ı Kerim bize niye sadece İşin helal olmasıyla sınırlandırmıyor, aynı zamanda temiz olmasını da istiyor. Biraz buradan bakmamız gerekiyor. Tabii bunun ekonomik gücüyle de biraz bağı var gibi görülebilir ama arkadaşlar, maalesef insanlar duyarsızlaştırılmasında ben buranın da çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani bugün insanların büyük bir çoğunluğunun ruhsal denilen, içsel adını koyamadığı, keşfedemediği, kendini anlatamadığı, iç dünyasında yaşadığı yoğun sorunlar var. Ve bu da bir pazara dönüştüğü için bir insanın sorununun, hele de kalbi, düşünsel olan sorunların parayla tedavisi ne kadar mümkün olabilir bilmiyorum. Ama bu alana da kim ne kadar emek verecek? Yani gel kardeşim, ben seni dinleyeyim. Bilebildiğim kadar tavsiye edeyim. Yani bakın, kendimizi
dinletecek insan bulamıyoruz. Yığıyoruz sorunları. Paylaşamıyoruz. Paylaşsak bazı şeyleri çözebileceğiz. Tabii ehil insanları bulmak işin ayrı bir yönüdür ama kendi dünyamızda adını koyamadığımız yalnızlıklar yaşıyoruz. Tabii bunun birçok etkisi var. Hastalık varsa sağlık da vardır, çözüm de vardır. Ademoğlunun kaybettiği şeyler gençlik, sağlık, mal, yani bir dönem sahip olup da bu kimselere acıyın diyor bir hadiste. Bu kimselere acıyın. Ve biz sahip olduğumuz imkanları tamamen kaybettikten sonra onun farkına varmak geri dönüş değildir. Pişmanlığın dünyevi boyutu vardır, uhrevi boyutu vardır. Uhrevi boyuttaki pişmanlık geri dönüşü olmayan bir yoldur ve kahır ekseriyette kafirlerin serzenişleridir. Eyvahlar olsun bize. Keşke geriye döndürülsek. Keşke peygamberle, Resulle bir yol tutabilsek. Keşke müminlerle birlikte olabilseydik. Keşke o davetçinin davetine uysaydık. Keşke yalanlamasaydık. Keşke, keşke. Ondan sonra işte ya leyteni hep burada hüzne dönüşüyor. Artık o kadar bir gerçekle yüzleşiyor ki keşke ben bugün toprak olsaydım diyor. Yani dünyada 1000 yıl yaşamak isteyen hırslı insan artık imtihanın bitip hesapların görüleceği gün bu nasıl bir kitapmış? Büyük, küçük, gizli, saklı hiçbir şey bırakmamış. Her şeyi kayıt altına almış. Allahu Ekber. Fussilet suresinde. Bu nasıl bir kitap? Hiçbir şeyi geride bırakmamış. Hepsini kayıt altına almış. Onun için insana itiraz hakkı yok. Özür beyan etmeyin. Çünkü bugün başkalarının seni kınamasını da bekleme. Niye biliyor musun? Çünkü bugün sana kınayıcı olarak kendi nefsin yeter. Başkalarının kınamasına gerek yok. Onun için pişmanlık iki yönlüdür. Geri dönüşü olan pişmanlıklar yaşamalıyız. İnsanız, pişmanlık yaşarız. Ama geri dönüşü olabilecek alanlarda pişmanlıkları yaşayalım. Mesela bir insana Allah canı emanet veriyor. Onu Allah'ın yolunda kullanacak. İçkiyle, sigarayla yormayacak, tüketmeyecek onu, sağlam tutacak. Kış günü ince giyinmeyecek, kendini hasta etmeyecek. Kötü, sağlıksız beslenmeyecek. Bu emanet. Ya bu benim canım, istediğim gibi kullanırım diyemiyorsun, senin değil. Kimin? Allah'ın. Ya niye benim çocuğum böyle hasta oldu? Ya senin değil ki, Allah'ın. Sen Allah'ın kulunu sen sahiplenerek senin zannı, senin hiçbir şeyin yok. Sahip Allah. Buradan bakacağız. Mesela niye kişinin kendisine dövme yaptırması, zaruret olmadığında estetik yaptırması, vücudunda bir organı satması niye caiz değil? Ya benim yok, senin değil, Allah'ın. Senin değil. Mesela hiçbir şekliyle ceza olarak bile erkek, hayvan bile hadımlaştırılamaz, kısırlaştırılamaz. Yani ceza olarak bile yapamıyorsun. Ya benim, senin değil. Usame bin Şerik radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Bedeviler Resulullah aleyhisselama geliyor. Hadislerde daha çok böyle geldiğinde muhtemelen çok meşhur olmayan, bilinmeyen ya da birçok kişi gelmiş. Allah Resulüne diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, hastalanırsak tedavi olalım mı? Evet diyor, ey Allah'ın kulları, tedavi olun.
Çünkü Allah yarattığı her bir hastalık için mutlaka şifasını da yaratmıştır. Bak Allah Azze ve Celle'nin aslında Resulullah'ın diliyle bize tüm insanlığın hastalığının ilaç ve tedavi biçimlerinin ya mutlak olarak bulunduğu ya da bulunacağının da işaretidir. Sadece bir hastalık hariç buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir diye sordular. Resulullah Aleyhisselam da o hastalık ihtiyarlıktır diye cevap verdi. Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel devam ediyor. Çok kişi almış. Mesela bakın, hastalığın, yaşlılığın hastalık olmasının hem fiziksel hem de içsel, yani ruhsal boyutu vardır. Mesela insan yaşlanınca duyguları değişmeye başlar. Alıngan olur. Çok çabuk küser. Yalnızlık hissine kapılır. İstenmediğini düşünür en küçük şeyde. Onun için kıymetli kardeşlerim, hasreten yaşı olgunluk seviyesine gelmiş. Bu sadece annemiz, babamız, dedemiz, nenemiz, kayınvalidemiz, kayınpederimizin olmasına gerekmiyor. Komşumuz olabilir. Dışarıda hiç tanımadığımız birisi olabilir. Allah için merhametle davranın. Üzebilecek hiçbir söz ve davranışın içerisine girmeyin. Hele onları rencide edebilecek, ima edebilecek hiçbir şey yapmayın. Bakın bu konusunda Covid sürecinde hatırlıyor musunuz? 65 yaşı kitlediler. Yani siz fazlalıksınız. Siz hastalıklısınız. Yani büyük bir mesele ruhsal diye tabir edilen aslında bir depresyon oluştu o insanların üzerinde. Bakın fiziksel değişimler de başlar. Göz görmeyi kaybeder. İstisnasız 40-45 yaş aralığında özellikle erkeklerin göz numaraları bir derece bozulur. Bazılarında erken de başlayabilir. Kullandığı cihazlarla orantılıdır. Ama ortalama 45 yaşına gelmiş olan bir erkeğin özellikle gözlerinin görme hissiyatı zayıflar. Bakın Afrika'da bu kadar göz ameliyatının yoğun olmasının en önemli sebebi çamurlu sulardır kardeşler. Yani adam bunu içiyor, bununla yemek yapıyor, bununla yıkanıyor. Ne yapacak? Senin beğenmediğine burun kıvırdığını o çöpte arıyor. Senin çöpe atmaya çalıştığını o arıyor, bulamıyor. Ve talip olduğumuz yerler nasıl aynı olacak bilmiyorum. Dişlerimiz dökülür. Kemiklerimiz zayıflar, boyumuz küçülür. Artık kolay hazmedemeyiz ne sözü ne yediklerimizi. Hazmetme duygularımız zayıflar. İşitme, hatta bazen kendi ihtiyacımızı görmekte zorlanırız. Allah korusun, Alzheimer gibi hafıza kaybı hastalığına yakalanma olasılığı yüksektir. Hele bir de gençliğinde böyle darp usulü sporlar yapmış olan insanlar için bu hastalık kaçınılmaz olan bir durumdur. Onun için boks böyle caiz olmayan bir spordur. Yani öğrenilir ama ya bu bir spor değildir. Düşmana karşı kendini korumak için belli sporları öğrenebilirsin ama cezalandırmada bile kafaya vurma yoktur mesela. Onun için kardeşler, demir tava geliyor, insan kabre geliyor, uyanıyor. Yani buradaki uyanış, uyanış değildir. Buralara gelmeden uyanışı gerçekleştirmek gerekiyor. Ebu Darda'dan rivayet edildiğine göre radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle hem derdi hem de devayı indirmiştir.
İnna Allah'a enzele, bakın burada da enzele ifadesi. Kur'an'da enzele ifadesiyle mesela yağmurun, demirin, vahyin, bakın şifanın da indirilmesinden bahsediyor. Arapça metninde de indirilme tabiri geçiyor. Dolayısıyla bir derdin devasına, özür diliyorum. Dolayısıyla her derdin bir devası vardır. Tedavi olun. Velakin haramla tedavi olmayın. Şimdi bize zaman zaman bu tür sorular geliyor. Allah Azze ve Celle bir şeyi haram kılmışsa, yani Allah haram kıldıysa haramdır. Biz niye haram kıldığının hikmetini kavrayamadığımız haramlar da olabilir. İlla her haram için bilimsel açıklamalar yapıp zorlayıcı bir yöne gelip işi şerazesinden çıkartmaya gerek yok. Bazen sara sarpıyoruz. Gerek yok. Ama şunu biliyoruz ki Allah Azze ve Celle bir şeyi haram kılmışsa mutlaka ama mutlaka insanın hayrına, menfaatine, faydasına olduğu için haram kılmıştır. Daha önceki derslerimizde zikretmiştim kardeşlerim, hatırlarsanız. Mesela bir şeyin helalliği için delil aranmaz. Bu bir kaidedir. Eğer haram değilse helal olduğuna hükmedilir. Onun için bir şeye haram dediğinizde o haramı kim diyorsa delilini ortaya koymak zorundadır. Çünkü bir iddia taşıyor. Yani müddeyi ispat ile mükelleftir demiştik ya, onun için dilinizi eğip bükerek bu helal bu haram demeyin. Zan ve yorum üzerinden hüküm vermeyin. Şimdi ya işte bira taşı düşürüyormuş. Şarap kışın sıcak tutuyormuş. Yani üşü içecek ya şimdi, işi kitabına uyduracak. Adam dertlendiği için içiyor, içtiği için dertleniyor. Kısır bir döngü. Yani şeytan o andaki onun sıkıntısının çözümünü o işte şişede gösteriyor. Tabii şişede durduğu gibi durmuyor. Şimdi bakın, bir şeyin kullanılması ayrıdır, yenilmesi, içilmesi ayrıdır. Bu ikisinin de arasında bir fark vardır. Şimdi haramla tedavi olmayın diyor Resulullah Aleyhisselam. Peki ne anlamalıyız? Eğer bir hastalıkta helal yol ile bir tedavi yöntemi kalmamış ve o an tecrübeyle sabit olmuşsa, haram olan bir şey o an o hastalığı çözebilecek bir durumdaysa, aynı domuz etinin haram olup da hayatta kalabilecek kadar yemesine ruhsat verilecek gibidir. Çok affınıza sığınarak söylüyorum. Yıllar önce duydum, bilimsel bir araştırma yok elimde. Dubai'de olduğum süreçte gelmişti bu soru. Bu hemoroid, basur denilen hastalıkta domuz yağının kullanılmasının iyi olduğu, iyi geldiğiyle alakalı bir şey vardı, nakil vardı yani. Böyle bir tecrübe oluşmuş ama bu yaygın bir şey değil. Bir kişi bunu söylüyor. Kullanabilir miyiz demiştim. Ya düşündüm şimdi, yani bir kere gerçekten böyle bir fayda tespit edilmiş mi? Yani kişinin o alandaki rahatsızlığı helal yollardan bir tedaviye dönüştürülmüş mü? İşte bazen görüyoruz ilaçlardaki alkol oranını, bazen kullandığımız birçok eşyada alkol oranlarını görüyoruz. Şimdi gücümüz yettiğince haramda bir şifa ve tedavi aramayacağız kardeşler. Eğer bu konuyla alakalı özel bir durum oluşmuş ise, o zaman ne olur?
o konuda ihtisas sahibi Müslümansa, mümkünse Müslüman ve ihtisas sahibi birisinin görüşüne müracaat edeceğiz. Mesela kürtaj haramdır. Bir yerde mübah olur, hatta mübahlığın ötesinde farz olur. Bakın bazen bir amel bir kişiye haram olurken bir kişiye farz olur. Bir kişiye de sünnet olur. Eğer bir kimsede hastalık varsa evlendiğinde o hastalığı bulaştıracaksa o kişinin evlenmesi haramdır. O hastalığı tedavi edinceye kadar. Zulmedecekse, mücrim birisi ise o evlenemez. Ama normal şartlarda evlenmek mübahtır, sünnettir. Ama zinaya düşme süreci artık had safhaya gelmişse evlenmesi farz hükmüne gelir. Bakın fiil kişiye göre değişti. Dolayısıyla tedavide de takip edilmesi gereken hususta, hani kürtaj örneğini verdik. Yani bir kişi tecavüze uğrasa bile kürtaja cevaz verilmemiş canlının öldürülmesine. Ama eğer annenin hayati bir tehlikesi var ise, eğer o annenin o çocuğun ana karnında olmasından dolayı anne ölme riski varsa, o zaman işte o evlat, yani o cenin müdahale edilir. Bu işte zarurettir. Çünkü anne hayattadır. Evlat, yani daha doğrusu o anne karnındaki hayatı tehlikeye dönüştürmüşse orada müdahale edilir. Vaktin darlığını da düşünerek biraz bu hacamat ve rukye konusuna da biraz değineyim inşallah kardeşler. Hacamat kan aldırmak demektir. Yani sözlükte emmek anlamına gelen hacim kökünden gelir. Tıbbi bir tabir olarak kan aldırma diye ifade edilir. Bu kimseyi yapana hacim ya da haccam, yani hacdan gelene hacim diyorlar ya, burada bu kan aldırma işini yapana, alma işini yapana hacim de denilir, haccam da denilir. Konuyu uzatmayayım. Yani Resulullah'ın döneminde kullanılan aletlerle ilgili bazı açıklamalar var. Şimdi Allah Resulü aleyhisselam kan aldırmış. Enes bin Malik rivayet ediyor. Kan aldırmanın ücreti hususunda hiç kimseye haksızlık etmezdi. Şimdi bu konuyu ehil olan bir doktorla görüştüm. Yani mümin bir doktorla görüştüm. Yani bugün piyasada çok yaygın olan bu hacamat meselesi benim çok kalbime yatan bir uygulama değil kardeşler. Yani kan vermek, öyle diyelim, vücudun temizlenmesinde bir fayda sağlayacağı bilimsel olarak da tespit edilmiş, Resulullah da yapmış. Şimdi Allahu alem, ben vücuttaki kişinin normalde 3 ayda bir kan verebilir. En fazla 3 ay aralıklarla verebilir. Bilimsel öyle söylüyorlar. Şimdi bizde bir algı var. Diyor ki derinin, diyor, arasındaki kirli kan. Ya kan derinin arasında değil, damarlarda dolaşıyor. Derinin arasında kan yok. Dolayısıyla bugün herhangi bir kan verme işi bu hacamat konumundadır. Mesela Resulullah'ın döneminde adam bir keskin bir şey buluyor. Burada damarı kesiyor. Belli bir süre bu akıyor. Yani vücuttaki o kan akıyor. İşte gıdalarla yeni kanı tamamlayacak. Vücut yenilenecek. Yani kan yenilenecek. Tabii
Bugün baktığımızda, yani ben bu işi yapan arkadaşların ticaretine, tezgahına engel olmuş olmayayım ama kullanılan malzemelerin mikrop kapmasından ya da çok ehil olmayan insanların belki hayatiyet ifade edebilecek damarı kopartmasına varıncaya kadar çok riskler taşıdığı kanaatindeyim. Bu yönüyle bu işi de yine işi bilen Müslüman doktorlar aracılığıyla yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yani normalde bir kan, vücuttaki bir kanı vermenin Allahu alem bu hacamat yerine geçeceği kanaatindeyim. Bu doktor öyle söyledi ki bana onun izahatları çok makul olarak gelmişti. Bunu bir hatırlatmış olayım. Yani ama kişi kanını parayla satamaz. Hacamat sektöre dönüştü. Çünkü sonuçta bununla alakalı ofis tutuyor, emek veriyor. İşte 2-3 saat o kişiyle uğraşıyor vesaire. Şimdi bu işi yapan bir kimsenin bundan para kazanması fahiş bir fiyata dönüşmediği sürece bir emek olarak görülebilir. Ama hiçbir zaman için kişi kanını başka birisine parayla satamaz arkadaşlar. Kan verilecek insanın mümin, muvahhid olması aranılır mı? Bazen bu soru da bize geliyor. Yani şimdi birisinin kana ihtiyacı var. Yani bu kan vereceğimiz adam veya kadın neyse, mücrim, fasık, kafir, müşrik birisine kan verilir mi? Yani o an ihtiyaca mebni olarak verilebilir. Tabii ki müminse bu tercih edilmelidir ama bu şuna benzer. Yani bir insanın başına bir bela, musibet, bir kaza geldiği vakitte orada fıtrat ve insanlık ona yardım etmeyi gerektirir. Boğulmakta olan birisine say bakayım tevhidin ilkelerini. Hadi orada bir hüccet ikamesi yapalım. Ondan sonra kurtaralım demeyiz. Adam trafik kazası geçirmiş, can çekişiyor. Uluhiyet tevhidini söyle bakayım. Oy veriyorsun mu, vermiyorsun mu? Ona göre sana yardım edeceğim diyemeyiz. Dememeliyiz. Yani bunlar zarureten yardım edileceklerin içerisine girer. Yani kan verme sağlığı yerinde olan insanlar için teşvik edilen bir durumdur, tavsiye edilen bir durumdur kardeşler. Yine İmam Malik'ten gelen muvattasını almış, bir ilaç bir hastalığı nasıl tedavi ederse kan almak da, yani kişinin vücuduna kan vermesi de hastalığı tedavi eder şeklinde. Yine Abdullah İbn Abbas'tan gelen bir başka rivayette kan almayı bilen ne iyi bir kimsedir. Hem kan alıp sülbün yükünü hafifletiyor hem de gözün parlak görmesini sağlıyor. Tirmizi'de geçiyor bu hadiste arkadaşlar. Yani ben burada hani hacamat yaptırmak caiz değildir, böyle bir cümle kurmuyorum. Eğer illa hacamat yoluyla da bunu yapılacaksa işinin ehli, çok hijyenik, temiz ve bu konuda referansı olan insanlarla bu iş yapılabilmeli. Ama Allahu alem, o doktor abimizden de aldığım bilgiye göre kan verme işinin hacamat yerine geçeceği kanaatindeyim. Kaldı ki hacamatta kullanılan kan da bir yerde kullanılamıyor. Çöpe gidiyor. Değil mi? O bir yerde kullanılmıyor. Tortulaşıyor. Ama herhangi bir kimseden alınan bir kan başka bir hasta için, ihtiyaç için kullanılıyor. Burada ayrıca işin bir hayır yönü de var. Öbürü çöpe gidiyor. Yo, öyle değil işte. Yani biz kanın pis olduğunu, yani adamın vücudunda, burada sırtında bu kan bütün vücutta dolaşıyor. Onun şey oluyor ya,
kan vücuttan çıktıktan sonra tortulaşıyor. Yani normalde o vücudun kendi içi, ya şimdi vücutta dönüyor. Şimdi biz vücutta dönen kanın neresinin pis olduğunu bilmiyoruz. Vücuttan kan alındığı vakitte o tabirde ise biraz yorulmuş. Kan ne yapılıyor? Alınıyor. Çünkü insan vücudunda dolaşması gereken kan miktarı bellidir. Yeni gıdalarla beslendiğinde ne yapıyor? Kan yenileniyor. Ama nasıl? Tabii orada tortulaşıyor. Yani o çıkan kan, pis kan, kötü kan, kirli kan, yani çok çok oturmuyor yani. Evet. Yani o çok oturmuyor. Hı? Tabii tabii. Yani şimdi vücuttan çıkacak olan kanın, yani o hacamatın yapıldığı kan, pis kan, bunu neye göre tespit edeceksin? Bu mümkün değil ki. Yani bilimsel olarak da oturmuyor. Yani bunu söylerken bana dönebilirseniz memnun olurum. Kulis çalışmalarına biraz ara verin. Son 10 dakikamız. Rukiye'yi anlatacağım size. Muhtemelen biraz merak edeceksiniz. Ben alanımın dışında hani böyle bilmediğim bir konu hakkında konuşmaktan imtina etmeye çalışırım. Ama bir bilgi varsa onu bir yere dayandırmaya çalışırım. Burada ben bir hüküm vermiyorum, fetva vermiyorum. Ama işin ehli olduğunu düşündüğüm, Müslümanla görüştüğümde böyle bir kanaat, yani kalbimi de mutmain eden bir görüştür. Allahu alem. Bir diğer husus kardeşler, hastayı okuyarak tedavi etme, yani rukye. Şimdi rukye çok yaygınlaştı. Hatta öyle bir duruma geldi ki bana soruyorlar, bildiğin rukye yapan birisi var mı? Ciddi söylüyor. Niye, bizim okumamızı beğenmiyor mu kardeşim? Yani ünvanımız mı olsun Rukyeci Ahmet falan diye. Yani rukye ne? Resulullah'ın hayatındaki karşılığı ne? Şirk olan rukye vardır. Mübah olan rukye vardır. Haram olan rukye vardır kardeşler. Ve bu da bir pazara dönüşmüştür. Sektöre bir pazara dönüşmüştür. Çünkü insanların sağlıkla alakalı bir problemi çıktığı vakitte bunun tedavisi için elindeki bütün servetini bile harcamaya hazırdır. Yani Allah inşallah düşürmez sizleri de, müminleri, mazlumları özellikle hiç düşürmesin Rabbim. Mesela bir karaciğer nakline ihtiyacınız olsa, ki biliyorsunuz karaciğer %25 alsanız bile kendi kendini geliştiriyor, tamamlatıyor. Allah böyle yaratmış karaciğeri. Tabi uzun testler, karaciğeri verecek olanla alacak olanın dokusu. Mesela insan başına gelmeyince bilmiyor. Ta dişinin, dişinde dolgusu var mı yok mu, oraya kadar inceliyorlar. Yani bu ameliyatın yapılabilmesi için çok yüklü bir para gerekiyor. 8-9 sene önce 250 bin TL harcamıştı birisi. Tabii bir de şimdi bunu verecek birini bulmak da çok kolaydı. Mesela sizde var, karşı tarafın ihtiyacı var. Karaciğerinizi verir misiniz? Kime verirsiniz? Ya da verir misiniz? Şimdi kimse istemediği için herkes verir. Bazen insan mesela birinin böbreğe ihtiyacı oluyor.
Bir kimse tek böbrekte yaşayabiliyor. Bazı kimselerin iki böbreği de işlevini yitirmiş. Şimdi böbrek nakli biliyorsunuz bir dönem insan vücudunda uzuv olarak satılıp en fazla paranın kazanıldığı böbrekti. Mesela Hindistan'da bununla alakalı pazarlar var. Siyonist İsrail'in organ kaçakçılığında dünyada şeyittir. Ne diyelim? En vahşi ülkedir. Suriye Savaşı'nda on binlerce çocuk kaybolmuştur. Avrupa'da özellikle organ mafyalarına maalesef kaptırılmıştır. Şimdi organın verilmesi kişiyi hayati bir tehlikeye düşürmüyorsa ve bir para karşı olmadığında canlıdan canlıya organ naklinin yapılması caizdir. Ta ki organı verenin hayati bir riski oluşmadığı sürece. İşte karaciğer ve böbreği örnek verebiliriz bu yönüyle kardeşler. Şimdi Allah gerçekten bu ağır imtihandır. Yani inşallah korusun, düşürmesin o hale. Artık öyle bir şey olduğu vakitte elinizde servetinizi bile harcamak durumunda kalabiliyorsunuz kardeşler. Ve daha ne olacağı da belli değil. Bakın SMA hastası şu an Hifa bebeğimiz var değil mi? Yani hepimiz tanıdığımız için söylüyorum. Mesela bu hastalığı bilmiyorsun. Yani işin içerisine girince öğreniyorsun. Bazen o hastalığı hiç umursamayız ama sende alametleri başlamış hemen Google'a giriyorsun, incini cücüğünü araştırıyorsun. Çünkü niye artık iş başa gelmiştir. Bu SMA hastası olan şu an Türkiye'de böyle birçok bebekler var. Kas erimesi 2 yaşına kadar şey yapılamazsa ve ilaçla tedavi Türkiye'de yok. Çocuk ölüyor. Yani öyle astronomik bir ücret belirlemişler ki kardeşler, yani yaklaşık şu anda dövizin artışını da düşündüğümüzde 30 trilyon falan para tutuyor. Tabii insanın canını hiçbir para ölçemez ama kardeşler, bir bebek için 30 trilyon ne demektir ya? Bunu burada paylaşmakta bir mahsur görmüyorum. Bununla alakalı benden de talepte bulundular. Ben de YouTube üzerinden bir yardım kampanyası şeklinde bir program yaptım. Tabii bu kadar derinlemesine düşünemedim ben. Allah'ın lütfuyla, yardımıyla yani 200 bin TL civarında bir para toplandı. Bizim vesilemizle yapılan programda. Sonra bizim ismini zikretmeyeyim, sizin de tanıdığınız bir abimiz bu videoyu izlemiş, beni aradı. Ya dedi ki Ahmet, orada dedi bir rakam dedi telaffuz ettin. Doğru mu dedi? Yani yaklaşık 2 milyon dolar. Dedim vallahi abi öyle yazıyor. Onlar öyle söylüyor. Ya dedi bir bebek için dedi bu kadar paranın dedi hani öncelikli fıkıh olması açısından. Bakın İdlib'de, Afganistan'da, Irak'ta, Patani'de, Arakan'da, Afrika ülkeleri işin on binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Yani bir çocuğa 30 trilyon paranın toplanması, bu işin içerisinde bir şey vardır. Ha bu arada o Hifa bebeğin ailesiyle alakalı bir şey değil. Böyle SMA hastası çok kişi var ve hepsi için bu para talep ediliyor. Yani o para toplanırken çocuk vefat etme durumu varsa ailesi kullanamıyor. Bir başka çocuğa naklediliyor. Eğer doğru işletiyorlarsa. Yani peki dedi ya bunu dedi hiç sordun mu dedi. Yani bu caiz mi yani dedi. Vallahi dedim abi işi bu yönden değerlendirmedim. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir annenin babanın çocuğunu
kurtarması için, kurtulması için verdiği bir mücadeledir. Sonra işte o abimiz Ferit Aydın'ı, ben Alaaddin Palevi'yi aradık, bu meseleyi konuştuk. Konuşmaya çalıştık. Şimdi bazen fıkhın dinamik alanını ıskalayabiliyoruz. Yani düşmanın elinde bir kale var, elinde müminler var. Ora bombalanır mı, bombalanmaz mı? O gemi batırılır mı, batırılmaz mı? Tamam mı? Mabetlere dokunulmaz. Kafirler, düşman bir mescidi, bir havrayı, bir kiliseyi, karargah veya mühimmat deposu yapılmışsa oraya hiç dokunulmaz mı? Aynı hükümde midir? Bunlar günün, hayatın fıkhıdır. Tabii bu hakikaten zor bir durum. Yani adını koymakta çok zorlanıyorsun. Ne demek ya? Yani bir beyin nakli, bir kalp nakli falan değil. Yani bir SMA hastası çocuk için 30 trilyon para toplanacak. Bu ne demek arkadaş? 30 trilyonla belki en az 20 bin çocuğun açlığı giderilir. Allahu alem. Ben burada durdum. Yani yapılan ameli boşa çıkartmaktan Allah'a sığınırız ama ben burada durdum. Ve hocalarımız da bu konuda öncelik fıkhı açısından, yani bir bebeğe bu kadar bir para harcanmasındansa diğer yönün düşünülmesinin esas olduğu üzerinde bir kanaat söylediler. Ki benim gönlüme yatan da odur. Kendi çocuğumuz böyle olsa böyle mi düşünürüz? Vallahi ben böyle düşünmek isterim yani. Yani dolayısıyla bazen iş geliyor ayağınıza, artık orada bir işin fetvasını vermek ayrı, o işi hayata dönüştürmek ayrı. Bunu söylerken ben yardım yapılmasın, haşa, bunlardır, bunu kastetmiyorum. Ama yarın içimizden birisinin çocuğu için de gerekebilir böyle bir durum. Nasıl olacak? Yani bu nasıl bir ilaç ki bu kadar bir ücret belirlemişler? Ve o ilacı kullandığında da %100 kurtulacağının, iyileşeceğinin bir garantisi de yok. Tabiri caizse bu nasıl, yani böyle bir şey nasıl olabilir mesela, düşünüyorsun. Evet, Ayşe validemizden bir hadis geliyor. Sizden ve hadisi şöyle Ayşe validemizin ağzından anlatayım. Bizden birisi rahatsızlandığı zaman Resulullah onu sağ eliyle sıvazlar ve sonra derdi ki اَذْحِبِ الْبَاثَ رَبَّنَا النَّاسِ وَشْفِي اَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَهَا اِلَّا شِفَاعُكَ شِفَاً لَا يُقَادِرُ سَقَامًا. Ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider. Şifa eyle, şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Bu hastaya öyle bir şifa ver ki ya Rabbi, onda o hastalıktan hiçbir iz bırakmasın derdi. Bukhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, bu hadisi Beyhaki, İbn-i Ebi Şeybe, hepsi almış bu hadisi kardeşler. Ebu Said'den rivayet ediliyor. Resulullah, Cebrail Resulullah'a gelip ey Muhammed, rahatsız mısın diye sordu. Resulullah Aleyhisselam da evet buyurdu. Cebrail, Allah'ın ismiyle sana seni inciten her şeyden, her kötü nefisten ya da hasetçiden sana sığınırım. Allah sana şifa verir. Allah'ın ismiyle sana rukye ederim dedi. Müslim, Tirmizi, Nese İbn-i Mace almış bunu. Önce hadislerimi zikredeyim. Sonra bir genel değerlendirme yapalım kardeşler. Osman bin Ebil As es-Sekafi o rivayet ediyor. Osman bin Ebil As Müslüman oldu, olalı vücudunda duyduğu bir ağrıdan dolayı Resulullah'a şikayette bulundu. Resulullah Aleyhisselam onun vücuduna elini ağrıyan yerine koydu. 3 defa Bismillah, Allah'ın adıyla,
İşte yedi defa da acısını duyup ve sakınıp sığmaya çalıştığım ağrının şerrinden Allah'a ve onun kudretine sığınırım de buyurdu. Bak, dikkat ediyor musunuz ibarelere? Yine Abdullah İbn Abbas'tan gelen bir başka rivayete göre, kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret edip onun yanındayken 7 defa Yüce Allah ve Arş'ın Yüce Rabbinden sana şifa vermesini dilerim diye dua ederse Allah o hastayı kesinlikle bu hastalıktan kurtarır diyor. Bu da Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de geçiyor. Şimdi kardeşler, rukye nedir derseniz, rukye bir kişinin hastalığı, rahatsızlığı olduğu vakitte Allah'ın ayetlerini ona okuyarak ve sadece Allah'tan şifa dileyerek veya işte Allah Resulü'nün öğrettiği duaları yaparak Allah'tan o kişi için şifa dilemek demektir. Telaffuz edilmesi zor Arapça metin, vahiy ve sünnetin ibaresinin dışındaki sözlerle rukya yapmak caiz değildir. Hele bir kimsenin nefesinin güçlü olduğu zannıyla özellikle o kişiye rukya yaptırılırsa, hele de bunu bir pazara dönüştürülürse, böyle bir rukya da caiz değildir. Allah Resulü aleyhisselam yılan, bakın bir kere Resulullah tıbbi alanda bir kimse rahatsız olduğunda oranın şifayla alakalı ne kadar maddi yani tedavi yönü varsa oraya yönlendirmiş Resulullah aleyhisselam. Bunu sonuna kadar kullanacağız. Şimdi bizde birinin bir hastalığı oluyor, hemen buna cin musallat oldu. Adam minbere çıkmış, aşağı düşmüş, yani bu yaşanmış bir olay, bunu cinler düşürdü. Oysa ki adamı hastaneye götürüyor, şekeri düşmüş adamın, yani gerçekten yani şimdi her şey oluyor, büyü, sihirci, evlenemiyor, ne şeyi bağlanmış, neyi bağlanmış, nasıl çözülür, kim çözer? Allahu Ekber. İş bulamıyor, evde kalıyor. Şimdi bu olunca bir de bunun çözümü, bu sefer falanca yere gidersen o ne yapar sana? Bulur. Çocuğu olmuyor, çocuğunu yaptırır sana. Allahu Ekber. Kardeşim, bakın biraz önce bir şey söyledi Resulullah Aleyhisselam. Hastalığı haram yollarla tedaviye kalkışmayacağız. İşte bu da haram yollardan birisidir. Örnek veriyorum. Bir şey mi diyecektin abi? Ha, affedersin. Kalbinde bir sıkıntı var. Vücudunda bir ağrı var. İçsel bir huzursuzluk var. Olabilir kardeşler. Mümin salih olduğuna inandığınız bir kimseye gidersiniz. Kardeşim, beni bir okusana. Bana bir dua etsene. Allah'ın ayetlerini okur. Yani Allah'ın ayetleri şifadır en başta, şirk ve zulümate karşı, küfre karşı, fıska karşı, önce kişinin ebedi hayatındaki hastalıklarından kurtarır. Yani böyle sadece üfürmeyle, işte ne yapıyor? Suya üflüyor, içiyor, ekmeğe üflüyor, yiyor, yanında boynunda taşıyor, evinin bir köşesini açıyor, arabaya. Bunlar caiz değildir. Hiçbir muskayı hiçbir yerde taşımak şer'an caiz değildir. Görüldüğü yerde imha edilmelidir. Hele bu cevşan, celculutiye denilen şeylerin falan, hele ki işlerinde şirk olan sözler de vardır. Bu da işin ayrı bir boyutudur. Velev ki ayet olsa bile o ayet alıp boyunda, arabada taşınmaz kardeşler. Bunlar şer'an caiz değildir. Fakat insanımız bir sıkıntıya düşünce çözümünü ararken
onun ne olduğuyla alakalı meşru ölçüyü bilmeyince o ne derse ona onu yapıyor. İşte git falanca bir kabirden toprak al, o toprağı falan yerden bir toprak daha al, onu kar, çocuğu götür mezarlığın üzerinde bir 5 dakika beklet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne kötü hükmediyorsunuz. Bakın tedavi ararken şirke giriyor, farkında değil. Bu alanın parasal bir alana dönüşmemesi lazım. Kalbi, fiziki rahatsızlıklarımız olabilir. Tıbbı sonuna kadar kullanacağız. Sebeplere, vesilelere, vasıtalara. Yine onu da müsebbip, yani sebebin, hayrın, şifanın kendisi görmeyeceğiz. Vesilesi göreceğiz. Bir kere Eşşafi Allah'tır. Bugün bir kardeşimiz soru sordu. Hocam, birisi dükkanı için araba kesiyor. Arabası için ya da dükkanı için tam emin değilim. Kurban kesiyor. Bu caiz midir? Dedim ki eğer Allah'ın kendisine lütfettiği dükkan ve arabanın karşında bunu bir şükür olarak kesiyorsa bu caizdir. Bu şükürdür. Ama arabanın kendisi de falanca askerden geldi, filan bakan geldi, onları karşılayalım şahıs adına kesilirse bunlar şirktir. Bunların eti de yenmez. Yani sahip olduğun bir şeyi nimetin şükrü olarak ve biliyorsunuz her nimet aslında her nimetin şükrü kendi cinsinden olmalıdır. Allah sana araba vermiştir. Allah'ım bana bunu lütfetti. Ben bunun şükrü olarak bir kurban kesip ihtiyacı olanlara, fakirlere vereceğim diyebilirsin. Allah bana bir çocuk lütfetti. Akike. Hastalığı vardı, iyileşti. Allah'a hamdolsun. Şükrü olarak bunları yapabilirsin. Onun için şifanın merkezi ve sahibi Allah'tır. Ve şifa için çözüm ararken de içinde bulunduğumuz sıkıntı bizi gayrimeşru yollara sevk etmemelidir. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.